Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 5. günündeyiz artık. Madalyalar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Tabii olimpiyatlarda yaşanan ilginç gelişmeler de var. Simone Biles'in hikayesi konuşuluyor hala. Tokyo'da mental sorunlar nedeniyle kadınlar takım yarışmasından çekilerek şok yaratan Amerikalı yıldız jimnastikçi Simone Biles, bireysel finallerde de yarışmayacağını açıkladı. 5 yıl önce Rio'da 4 altın madalya kazanan ve Tokyo'da yine dikkatlerin üzerine çeken 24 yaşındaki Biles, büyük bir baskı altında olduğunu söyledi. Geceleri uyuyamadığını ve titreyerek uyandığını söyleyen ünlü jimnastikçi, "Daha önce hiçbir yarışmadan önce böyle hissetmemiştim," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi de dünya şampiyonlarında tam 19 altını bulunan yıldız sporcunun kararını anlayışla karşıladığını duyurdu ve dünyanın birçok ünlü sporcusundan da Simone Biles'e destek geldi. Tenise geçelim. Kariyerinde 2012 Londra'da çim kortta ve 2016 Rio'da sert kortta iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Britanyalı raket Andy Murray bu kez çiftlerde katıldığı Tokyo 2020'ye erken veda etti. Partneri Joe Salisbury ile birlikte mücadele eden 34 yaşındaki Murray çeyrek finalde Hırvat Marin Cilic, Ivan Dodic ikilisine 4-6, 7-6 ve 17'lik setlerle yenildi. Daha önce teklerden çekilen Murray iki kez üst üste olimpiyat şampiyonluğu yaşayan tek tenisçi unvanını elinde bulunduruyor. Tokyo'da yağmur sonrası bastıran sıcaklar ve yükselen nem tenisçileri de zor durumda bırakıyor. Dünya 2 numarası Daniil Medvedev, İtalyan Fabio Fognini ile 3 sette yendiği maçta sıcak nedeniyle 2 tıbbi mola ve 1 de antrenör molası almak zorunda kaldı. 36 derece ve %79 neme ulaşan hava koşulları nedeniyle Medvedev'in hakeme "ölürsem sorumluluğu kim olacak?" dediği anlar mikrofonlara da yansıdı. Yüzmede olimpiyat tarihinde ilk kez yüzülen 1500 metrenin ilk şampiyonu Katie Ledecky oldu. Amerikalı yıldız yüzücü Ariane Titmus'un kazandığı 200 metre finalinde 5. olarak yaşadığı hayal kırıklığından sadece 1 saat sonra çıktığı 1500 metrede 15-37-34'lük derecesiyle en yakın rakibinin 10 metre önünde altına yüzdü. Ledecky 400 metre serbestte de gümüş almıştı. Erkekler 200 metre kelebek finalinde ise dünya rekortmeni Macar Christoph Milak 1.51.25 ile bu mesafede Michael Phelps'e ait olan olimpiyat rekorunu kırarak zirveye çıkmayı başardı. Rugby'ye geçelim. Pasifik ülkesi Fiji, 7'li rugby'de ikinci kez üst üste olimpiyat şampiyonu oldu. Dünya kupası sahibi Yeni Zelanda'yı finalde 27-12 mağlup eden Fiji rugby takımı ülkesinin gururu oldu. İlginç bir not da azalan uçuşlar nedeniyle şampiyon Fiji takımının Tokyo'ya kargo uçağıyla gelmiş olması. Halter'in bol madalyalı ülkesi Çin, 73 kilo sikletinde de altın madalyayı yine kimseye kaptırmadı. Shi Ziyong koparmada 166, silkmede 198 kilo ile iki olimpiyat rekoru kırarken toplamda ulaştığı 364 kiloyla da kendisine ait dünya rekorunu 1 kilo yükselterek altın madalyanın sahibi oldu. Son haberimiz ise Olimpiyat Köyü'nden. Japonya her gün Covid vaka sayısını açıklamaya devam ediyor. Son olarak Olimpiyat Köyü'nde görevli 12 polis memurunun da testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu nedenle aynı bölgede görevli toplam 50 güvenlik görevlisi karantina altına alındı. "28 Temmuz 2021 yani oyunların 5. gününde Türk sporcular bakalım neler yaptı. 6 dalda sporcularımız bugün mücadeleye devam ettiler. Badminton'da başlayalım. Badminton'da Neslihan Yiğit grubunda Çinli Chen ile karşılaştı. İlk maçında Mısırlı rakibini 2-0 mağlup etmişti Neslihan. Bu maçında ne yazık ki Çinli Chen'e 2-0 mağlup oldu ve üçlü grupta ikinci sırayı alarak turu geçmeyi başaramadı ve oyunlara veda etti. Jimnastik önemli bir dal biliyorsunuz, 7 finalimiz vardı. Bugün bireysel genel tasnif finalleri yapıldı. Adem Asil ve Ahmet Önder yarışacaklardı. Ahmet Önder ilk alet olan halkada omzundaki sakatlık nedeniyle bir sıkıntı yaşadı. Sonrasında iğne oldu ve devam etmeme kararı aldı. Çünkü Ahmet Önder'in bireysel finallerde de yarışacak olması ve madalya şansı olması nedeniyle devam etmedi. Adem Asil yarışmalara devam etti ve yarışmalar sonunda 82.499 puanla olimpiyat 15.si olarak genel tasnifi tamamladı Adem Asil. Bugün Mikhail Zigang'la üzüldük. Judo'da Zigang ülkemizi temsil ediyor, Süleyman asıllı. Avrupa oyunları şampiyonluğu ve Grand Prix şampiyonlukları var. Çok iyi başladı. Kübalı, Amerikalı ve Hollandalı rakiplerini yendi. Daha sonra Alman Triple'la
yarı finalde karşılaştı. Çok iyi götürdüğü maçın sonunda bir küçük hata yaptı ve verdiği puanla Vazari ile ne yazık ki maçı kaybetti. Sonra o moral bozukluğuyla bronz maçını da Özbek Babonov'a kaybedince ne yazık ki madalyanın uzağında kaldı Mihail Zgang. Yüzmeye geçelim. Yüzmede 200 metre kelebekte Defne Taç Yıldız yarı final yüzdü bugün. 2.11.27'lik derecesiyle 14. sırayı aldı ve olimpiyat 14.sü oldu. Defne Taç Yıldız aynı zamanda olimpiyat tarihinde Türkiye'yi yüzmede yarı finalde temsil eden ikinci sporcumuz unvanını da elde etmiş oldu böylece. Berke Saka 200 metre sürtüsü seçmelerine girdi ve 1.58.66 yüzerek 23. sırada kaldı ve yarı finale ne yazık ki yükselemedi. Kadınlar 4x200 metre bayrakta ise ilk defa yarıştı Türkiye seçmelerde ve 13. oldu 8.10.96'lık derecesiyle. Yelkene geçelim. Yelkende ise Alican Kaynar, ülkemizin gururu isimlerden bir tanesi, Fin'de 3. ve 4. yarışlar sonunda da ilk sıradaki yerini korudu 8 net puanla. Şu anda 1. durumda gidiyor Alican Kaynar. 10 yarış sonunda madalyalar sahiplerini bulacak. 4.70'te Ateş Çınar Deniz Çınar çifti 13. sırada 2. yarışlar sonunda. Rüzgar Sörfü RSX'te Onur Cavit Biriz 21. sırada 9. yarışlar sonunda. Dilara Üralp'ta yine 9. yarışlar sonunda 23. sırada. 4.70'te kadınlarda Besta Kaynakçı Okyanus Çınar Arıkan 2. yarışlar sonunda 18. sıradaki yerlerini koruyorlar. Yelkende yarışmalar birkaç gün daha devam edecek Enoshima Yat Kulübü'nde. Boksta Bayram Malkan -52 kiloda son 32 turunda Ganalı Samuel Şakul'la karşılaştı ve rakibini 2. raundda hakem kararıyla yenerek çeyrek finale adına yazdırdı Bayram Malkan. Tokyo 2020'nin 6. gününde milli sporcularımız mücadelelerine devam edecekler değişik branşlarda. Şimdi gündeme bir bakalım. Evet, boksta Buse Naz Çakıroğlu aslında önemli isimlerden bir tanesi ve madalya beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Buse Naz Sürmeneli biliyorsunuz çeyrek finale çıkmayı başarmıştı. Şimdi sıra Buse Naz Çakıroğlu'nda Özbek Rahimoğlu'la karşılaşacak yarın Buse Naz Çakıroğlu. Okçulukta Mete Gazoz yarışmalarına bireysel klasik yayda devam edecek. Rakibi Lüksemburglu, daha sonrasındaki turlarda da madalya yürümeye çalışacak Mete Gazoz. Voleybolda kadın milli takımımız biliyorsunuz ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etmişti. Çok sansasyonel bir galibiyet. Ardından İtalya'ya ne yazık ki 3-1 mağlup olmuştuk. Üçüncü maçımızda dünya bir numarası ve yine madalya adayı ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri maçından sonra da iki maçımız kalıyor grupta. Arjantin ve Rusya maçlarıyla grup maçlarımızı tamamlayacağız. Yüzmede Merve Tuncel, biliyorsunuz bayrağımızı da taşıyan isimlerden biriydi. 800 metre serbest seçmelerinde yarışacak Deniz Ertan'la birlikte. 100 metre kelebekte ise Ümitcan Güreş havuza girecek seçmelerde mücadele edecek. Yelkende dediğimiz gibi yarışmalar devam edecek. 4.70'te Beste Kaynakçı Okyanus Arıkan, Lazer Radyal'de Ecem Güzel, Rüzgar Sörfü RSX'te Dilara Uralp, Finde Alican Kaynar, 4.70 erkeklerde Ateş Çınar Deniz Çınar ve yine Rüzgar Sörfü erkeklerde Onur Cavit Biriz mücadelelerine devam edecekler yarın. Evet, şimdi en önemli 3 ana bakalım bugün neler yaşanmış. İlk fotoğrafımız tenisten Daniil Medvedev, yatan tenisçi biraz fenalık geçirdi sıcak ve nem sebebiyle. 36 derece ve %79 nem vardı maç sırasında Tokyo'da. Tedavi sonrasında maça devam etti ve kazandı ama ölürsem hesabını kim verecek demeyi de ihmal etmedi. Aynı şekilde Djokovic de dahil olmak üzere bazı tenisçiler tenis maçlarının sıcak sebebiyle akşam saatlerinde oynanmasını talep ettiler. Evet, ikinci fotoğrafımız yüzmeden Macar Kristof Milak enteresan bir an yakalanmış altın madalya seremonisinde. Macar yüzücü Michael Phelps'e ait olimpiyat rekorunu 1.51.25 ile kırmıştı ve altın madalyanın da sahibi oldu. Fiji belki çok ismini duymadığımız bir ülke ama olimpiyatta
Son olimpiyatta Rio'da altın madalya kazanmışlardı 7'li rugby'de. Burada da ünvanlarını korumayı başardılar ve ikinci kez altın madalya kazandılar. Fiji takımı buraya kolay gelmedi. Uçuş bulamadığı için bir kargo uçağıyla, hatta donmuş balıkları taşıyan bir kargo uçağıyla geldiğini biliyoruz. Fiji takımının geldiklerine de değdi açıkçası. Tokyo'da 5. günü şöyle bir özetleyelim. Hem uluslararası hem takım sporları hem de milli sporcularımız açısından nasıl bir gün geçirdik bakalım. Simone Biles konuşmaya devam ediyor biliyorsunuz. Çok büyük bir sürprizdi. Takım yarışmasından çekilmişti mental sıkıntı sebebiyle. Bireyselde de yarışmayacağını açıkladı. Gerçekten Simone Biles yıllarca konuşulacak bir karar aldı. Sporcuların mental hazırlığıyla ilgili de büyük tartışmalar başladı. Biliyorsunuz Japon Osaka'da, Naomi Osaka'da 3. turda elendikten sonra benzer açıklamalarda bulunmuştu tenisçi. Teniste biliyorsunuz burada iddialı isimlerden biri de Andy Murray'di. Son iki olimpiyatın şampiyonu. Ne yazık ki erken veda etti bu sefer. Çiftlerde yarışıyordu zaten Joe Salisbury ile birlikte. Çeyrek finalde Hırvat ikili Cilic Dodic'e yenilerek erken veda etti teniste. Teniste de bir başka sıkıntı da sıcak ve nem. Açık havada oynanan sporlarda büyük problem yaratıyor. Daniil Medvedev bir fenalık geçirdi bugün hava koşulları sebebiyle ve hakeme de çıkıştı. Burada ölürsek hesabını kim verecek gibilerinden. Tenis maçlarının zamanının değişmesini, daha geç saatlerde oynanmasını da istiyor tenisçiler. Yüzmede öne çıkan birkaç sonuç vardı. 1500 metre ilk defa yüzüldü olimpiyatlarda biliyorsunuz ve şampiyonluğu Katie Ledecky aldı. Amerikalı yüzücü Ariana Titbus'un kazandığı 200 metrede beklediğini bulamamıştı. 5. olmuştu. Hemen ardından yüzdüğü 1500 metrede rakiplerine fark yaptı ve altın madalyayı boynuna taktı. Bu arada Macar Christoph Milak da Michael Phelps'e ait olimpiyat rekorunu kırarak 200 metre kelebekte 1:51.25'te zirveye çıktı. Rugby'de Pasifik ülkesi Fiji üst üste ikinci kez şampiyon oldu ve ülkesinde bir bayram havası yaşattı şampiyon Fiji takımı. Halter'de yine bir dünya rekoru vardı. Çin halterin dominant ülkesi Shi Ziyong'la 73 kiloda, koparmada 166, silkmede 198 ile iki olimpiyat rekoru, ardından 364 kilo totalle de dünya rekorunu kırdı Çinli Shi Ziyong. Japonya'da Covid olayları konuşulmaya devam ediyor. Köyde bu sefer olimpiyat köyünde görevli 12 polis memurunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu memurlarla teması olan toplam 50 güvenlik görevlisi de karantina altında. Evet, bizim sporcularımız ne yaptılar bugün diye baktığımızda Neslihan Yiğit badminton'da 2-0 Çinli rakibine mağlup oldu ve gruptan çıkamadı. Boksta Bayram Malkan -81 kiloda Ganalı Samet Sakulu mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Jimnastikte bugün bireysel genel tasnif finalleri vardı. Ahmet Önder ilk halka aleti sonrasında omzundaki sıkıntı sebebiyle yarışa devam etmedi. Adem Asil ise 82-499'la olimpiyat 15.si olarak müsabakayı tamamladı. Judo'da Mikhail Zgang iyi başladı. Kübalı, Amerikalı ve Hollandalı rakiplerini yendi. Yarı finalde Alman Trippel'e ne yazık ki çok şanssız bir şekilde mağlup oldu. Sonra da o moral bozukluğuyla bronz maçında Özbek rakibine de yenildi ve belki de finale çıkabileceği bir turnuvada 5. olabildi. Yüzmede Defne Taç Yıldız 200 metre kelebek yarı finalinde yüzdü. 2:11.27 ile 14. olarak tarihe geçti. Yarı final yüzen ikinci Türk yüzücü oldu. Kadınlar 4x200 metre serbest bayrakta da milli takımımız ilk defa yarıştı ve 13. sırayı aldı. Berke Sakay ise 200 metre sırt üstünde 23. olarak seçmelerde elendi. Onun dışında genel olarak bakıyorum, yelkende yarışmalarımız devam ediyor. Oradaki iyi haberde Alican Kaynar'dan, yarışmalara çok iyi başlamıştı Alican dün. Bugün de Fin'de 3. ve 4. yarışlar sonunda 1. sıradaki yerini koruyor Alican Kaynar. 10 yarış sonunda madalyalar sahiplerini bulacak Fin'de. Fin'i hatırlatalım, bu olimpiyatta artık son kez yer alıyor. Fin artık sınıf olarak bir daha olimpiyatlarda olmayacak. Yarına bir bakalım neler var Türk sporcularından. Gözümüzün
değdiği isimler kimler olabilir? Buse-Naz Çakıroğlu boks eksi 51 kiloda Özbek Rahimov'la çıkacak ilk maçına. Onun dışında Mete Gazoz klasik yayda son 32 turunda Lüksemburglu rakibiyle bireyselde mücadele edecek. Tabii ki Filenin Sultanları'nın önemli bir maçı var. Amerika Birleşik Devletleri'yle oynayacak Filenin Sultanları. Çin ve İtalya maçlarından sonra bir galibiyet, bir mağlubiyetimiz var. Yüzmede Merve Tuncel, Deniz Ertan 800 metre serbest, Ümitcan Güreş'te 100 metre kelebekte seçmelerde yer alacaklar. Ve yelkende de tüm sporcularımız 470 lazer ve rüzgar sörfü ve fin sınıflarında mücadelelere devam edecekler. Madalya sıralamasına bir göz atalım. 5. gün sonunda Japonya ev sahibi hala zirvede. 13 altın toplam 22 madalyası var. Onu Çin takip ediyor 12 altın 27 madalyayla. Amerika Birleşik Devletleri 11 altın 31 madalyayla. 3. sırada Rusya Olimpiyat Komitesi 7'si altın 23 madalyaya sahip. 5. sırada Avustralya var 6'a altın 16 madalyayla. Türkiye tekvando'da kazandığı 2 bronz madalyayla 54. sıraya gerilemiş durumda.